Vücudumuzun ana enerji kaynaklarından birisidir glukoz. Vücudumuza gıdalarla aldığımız enerji kaynakları arasında karbonhidratlar içerisinde vücudumuzun enerji kaynağı olarak kullandığı temel ögelerden bir tanesi. Kandaki miktarları bizim için çok önemli. Kandaki glukoz miktarı yükseldiğinde şeker hastalığına yol açan bir tablo ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kandaki düzeylerinin dengede kalması insan vücudu için hayati öneme sahip. Eğer yeterli glukoz miktarı olmazsa kan dolaşımında beyne giden kan glukozu azalarak beyin fonksiyonlarımızın yeterli olmamasına, yavaş çalışmasına ve sonunda komaya kadar giden bir sürece ilerleyebilir. Bu nedenle glukoz vücudumuz için yaşamsal öneme sahip önemli bir enerji kaynağı. Kandaki düzeyleri çok önemli demiştim. Özellikle kan şekeri konsantrasyonları yani kandaki glukoz konsantrasyonları 126 mg desilitre ve üzerine çıktığında biz bunu şeker hastalığı olarak nitelendiriyoruz. Kanda normalde kan glukoz düzeyleri 100 mg desilitrenin altında olur açlık koşullarında. Toklukta da kan glukozu sağlıklı bireylerde 140 mg desilitrenin altında olur. Şeker hastalığına yatkın olan prediyabetik olarak isimlendirilen bireylerde ise kan glukozu, açlık kan glukozu 100 mg desilitre ile 126 mg desilitre arasında bir eşik değer alır. Ve bu kişilerde eğer yaşam düzenine dikkat etmezlerse, beslenme düzenlerine dikkat etmezlerse ilerleyen dönemde şeker hastalığının ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.